Henry Ford'u hepiniz biliyorsunuz ve tanıyorsunuz. Ford Motor Company'nin kurucusu ve ilk patronu. Kendisinin nereli olduğu, kaç yaşında öldüğü ve evli olup olmadığı gibi Google'dan bulabileceğiniz temel bilgileri aktarmayacağız. Bu videoda Henry Ford'un günümüz otomobillerinin temelini atan hırsını, yatırımcı arayışını ve bunlara altyapı sağlayan sektörel karakterini ele alacağız. Henry Ford daha küçük yaştayken tıkır tıkır işleyen makinelere ilgi gösteriyordu. Bunların en başta geleni ise cep saatleriydi. Erken yaşta kaybettiği babasından hatıra olan saat ile geçirdiği vakit ona makine kavramını ilk tanıtan gereç oldu. Akabinde ise kendi mahallesinde bulunan saatçileri kısa sürede geride bırakarak ün kazandı. Makinelere olan ilgisi hızlı bir şekilde artan Ford, daha sonraları manevi çıraklık dönemi için buharlı motorlara yakın olabileceği işler tercih etti. Motorların bakımını yapıyor, aynı zamanda muhasebe dersi de alıyordu. Daha sonra gözden geçirdiği verilerle bir çiftlikte traktör ve otomobil üretti. Fakat buharlı motor kullanan bu araçlar kullanım için uygun değildi. Çok antal ve uyumsuz kalıyorlardı. Bu durumun ardından elektrikli otomobilleri düşündü. O dönem bu fikir çoktan bayat ve olasılık dışı olarak kabul ediliyordu. 19. yüzyılın sonlarındaki imkanlar ile herhangi bir aracı hareket ettirebilecek batarya yapmak olanaksızdı. Tüm bu düşüncelerin ve çalışmaların arasından bir yandan da Edison'ın şirketlerin birine mühendis olarak geçimini sağlıyordu. Bu pozisyon daha sonra ustabaşı olarak güncellenecekti. Takvimler 1896 yılını gösterdiğinde Ford ilk başarılı prototipini tamamlamıştı. 4 bisiklet tekerleği monte edilmiş basit bir çerçeveden oluşan araç saatte yalnızca 32 km hıza çıkabiliyordu ve geri vitesi yoktu. Bu tarihlerde atlı arabalardan motorlu taşıtlara yeni geçildiği için kimse bir aracın tam olarak nasıl gözükmesi gerektiğini bilmiyordu. Otomobil ve motorlu taşıtların dönüm noktası olan bu çalışma Ford'u durdurmaya yetmedi. Araba üretmek hala yavaş, masraflı ve bir hayli zahmetli bir işti. Yeni ve daha nazik bir araç üretebilmek için kolları yeniden sıvadı. Bu sefer tasarımsal açıdan oldukça minik sayılabilecek bir otomobil üreten Henry Ford yatırımcı arayışına girdi. O dönem bir otomobil fabrikası kurmak için yatırım aramak yaygın ve zor bir durumdu. Firmaların tek tek battığı, yatırımcıların geri çekildiği ve motorlu taşıtları yeniden yaratmak konusunda rekabet eden onlarca insanın bulunduğu bir dönemden bahsediyoruz. Genç girişimci Ford tüm bunların arasından sıyrılarak ABD'nin önde gelen iş adamlarından olan William Murphy'yi ikna etti. Detroit Automobile Company adıyla kurulan şirket kısa sürede bir felaket ortamına dönüştü. Ford'un tasarımı sanıldığı kadar iyi değildi. Parçalar bambaşka yerlerden geliyordu ve maliyetleri gittikçe yükseliyordu. Bunların yanında diğer yatırımcılar ve Murphy sürece sık müdahale etmeye çalışıyordu. Baskılardan dolayı önündeki işe odaklanamayan Ford ve sabrı taşan yatırımcıların akabinde yönetim kurulu şirketi açıldıktan 1,5 yıl sonra kapattı. İlk şirket deneyiminden başarısız bir şekilde ayrılan Ford, deyim yerinde ise enseyi karartmadı. Murphy'yi yeniden ikna ederek tek başına yönetimini idare edeceği bir şirketin fonunu sağladı. Henry Ford Company. Henry kısa sürede sorunun ne olduğunu saptadı. Çok sayıda insanın çok sayıda ihtiyacını karşılamaya çalışıyordu. Bu analizin ardından kolları yeniden sıvadı, fakat hayal kırıklığına uğraması uzun sürmeyecekti. Murphy bu sefer de dışarıdan bir denetleyici getirmişti. Ve bu bardağı taşıran son damla olmuştu. Şirketten ayrılan Ford ikinci kez başarısız oldu ve otomobil endüstrisinden sonsuza dek silindiğine herkes emindi. Fakat Henry son derece dingin ve kendinden emin bir şekilde çalışmasını sürdürüyordu. Tıpkı bir saat veya motor gibi süreci parça parça incelemişti. 2 kere yanılmış ve 2 kere kaybetmişti. Yeniden yatırımcı arayışına girdi. İskoçyalı bir iş adamıyla istediği şartlarda ortaklık kuran Ford, Model T ve Model A adında 2 başyapıt ortaya çıkarmıştı. Bütün olaylara ve sürece birer makine gibi yaklaşan Ford, otomobil teknolojisini sonsuza kadar değiştirmişti. Bir makine sorun çıkardığında bunu kişisel algılamazsınız. Gerekirse en küçük parçasına kadar iner ve sorunu ortadan kaldırırsınız. Henry bu düşünceyle çıktığı yolda üretim bandı gibi basit görünen ama üretim hızını ciddi bir şekilde artıran yöntemi de bulmuştu. İşçiler araba üretmek için oradan oraya koşturmak zorunda değildi. Bantlı arabalar işçilere geliyor ve montaj çok daha kolay gerçekleşiyordu. Üst düzey kalite anlayışı ile refah kapitalizmine de öncülük etti. Kaliteli çalışanlara yüksek ücretler ödemekten asla çekinmiyor ve her zaman en iyilerle çalışıyordu. Bilim, gündem, dizi film, kripto para, otomobil ve teknoloji ile ilgili içeriklere sosyal medyada da rastlamak istiyorsanız bizi Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bizlere görüşlerinizi belirtmek istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.